Rus işgali altındaki Kursk bölgesinde 6 Ağustos'ta başlayan çatışmalar bitmek bilmiyor. Ukrayna bölgede ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev güçlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde 1 ile 3 kilometre ilerlediğini söyledi. En çok dikkat saldırıların en yoğun olduğu Novorodivka ve Vodiyen üzerinde dedi. Ukrayna birliklerinin Rusya'da iki yerleşim yerini daha kontrol altına aldığını ve bir diğerinde de operasyonların sürdüğünü sözlerine ekledi. Ukrayna lideri ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarını teminat olarak kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesini öngören G7 anlaşmasının gecikmeksizin hayata geçirilmesini talep etti. Bu fonların bu yıl içinde ülkemizi ve halkımızı desteklemek için kullanılabilmesi için gerçek bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın ülkeye fırlattığı 20 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Bakanlık, İHA'lardan 9'unun Saratov bölgesi üzerinde, 3'ünün Kursk bölgesi üzerinde ve 2'şer tanesinin de Belgorod, Bryansk ve Tula bölgeleri üzerinde imha edildiğini belirtti. Oryol ve Ryazan bölgeleri üzerinde de bir İHA'nın imha edildiği ifade edildi. Çatışma bölgesinde İngiliz üretimi tanklarda dikkat çekti. Ukrayna taarruzuna destek veren İngiliz üretimi Challenger 2 tankı ilk kez görüntülendi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Moskova'nın müttefik komşusu olan Belarus'u hedef aldı. Bakanlık Belarus'u ülkenin ortak sınırına asker yığmakla suçladı. Minsk'i düşmanca eylemlere karşı uyardı.